Dün gece gelen ve böyle bir sürprizle, bir beklenmedik açıklamayla, zamanlamayla not görünümünün iyileştirilmesi oldu. Notta bir değişiklik yok ama not görünümünün iyileştirilmesi gün sonunda yabancının buraya biraz daha fazla böyle göz kırpmaya başladığını gösteren bir hikaye oldu. Oradan başlayalım isterim. Ya şöyle, aslında biz Mayıs ayından itibaren daha önce hiçbir yabancı raporu görmezken Mehmet Şimşek'le birlikte girdiğimiz bir yol var. Bu yol işte %40 faize kadar bizi getirdi. Atılan sıkılaştırma adımları var. Bankacılık tarafında atılan adımlar var. Genel anlamda yabancının bize göre çok daha ikna olduğu bir yol. Çünkü biz olayın içerisinde biraz tabii ki siyasi düşünüyoruz. Biraz başka geçim dertlerimiz var. Enflasyon bir yandan bizi çok yıpratıyor. Biz doğal olarak daha rasyonellikten ziyade duygusal düşündüğümüz bir dönemden geçiyoruz. Yabancı hem kendi parası için bize baktığı zaman bir pazar görüyor. Hem artık yavaş yavaş iyileşen bir ilişki hattı görüyor. Yani yavaş yavaş özellikle swap kanallarının açılmasıyla birlikte burası başka boyuta taşınabilir. Burayı da yavaş yavaş görüyorlar diye düşünüyorum. Çok uzun zamandır yabancı zaten aslında bu atılan patikaya, bu girilen patikaya, atılan adımlara iknaydı. Fakat altını dolduracak bir adım atmıyordu. Yani raporlar geliyordu, biraz alımlarda geri kalıyorduk. Ta ki hem görünümdeki hikayenin değişmesi hem de Bankof'un özellikle bankacılık hakkında yazdığı rapor ve ardından yaptığı şiddetli alımlara kadar. Bu haftanın zaten ana konusu. Birçok yatırımcıda şunu görüyorum. Abi endeks buraya geldi ama bizim kağıt gitmedi. Evet, aslında hikaye bunun üzerine kurulu. İşte o yüzden zaten portföyün %40'ının holding banka ağırlıklı olmasını söyleme nedenim buydu benim. Çok uzun zamandır söylüyorum. Çok da başını şaşırdım insanların. Bu tarafta kalmak lazım. Çünkü bizim en güçlü kasımız finansal hizmetler kası. Yani bu taraf daha gelişecek. Biz son 1-2 senenin hikayesinin içerisinde enerji vardı, otomotiv vardı, havacılık vardı ama bunlar artık yan unsurlar. Artık ana unsurlarımız hizmet ve özellikle finansal hizmetler ve perakende gıda tarafı olacak. Yani bu tarafta hareketlerin olması lazım. Şimdi bugünkü özellikle 8010 seviyesini, çünkü buranın altına gelirken bir hayli zorlandı endeks. Buranın altında da çok acımsız satışlar geldi. Zaten dikkat ederse yatırımcılar hep yan tahtalarda çok büyük satışlar görüyoruz. %3'ler 5'ler havalarda uçuşuyor. Bu aslında şunu gösteriyor. Hacimsiz ortamda bu yan tahtalar başta olmak üzere pozisyon ayarlamak için büyük yatırımcılar için çok güzel bir ortam var. Yani silkeleme dediğimiz hareketler oluyor. Bir miktar pozisyonlar ayarlanıyor. Bu tabirler içerisinde kalıyoruz. Hacim düşük ama böyle bir panik havası dönüyor. Bunun tekrar toparlanıp özellikle son yarım saatte yukarı yönlü hareketlerin gelmesi bence oldukça iyi. Ben pazartesi açılışın olası bir majör bir sıkıntı olmazsa yukarı yönlü bir hareketlilik olacağını düşünüyorum. Gene bir 8100 denemesi yapacağız. 8080, 8100. Ama haftaya burası geçilmezse sıkıntı olacak diye düşünüyorum. Aralık ayının 2 haftası, yani haftaya ve ondan sonraki hafta çok kritik. 8100'ün üzerinde kapanışlar bir 8500 denemesi getirebilir diye düşündüğüm için özellikle haftanın açılışı 8100'ün üzerine ne kadar sert yukarıya veya denerken ne kadar güçlü gelirse burası önemli olacak. Şimdi güçlü gelmek aslında şurada önemli. Çok uzatmadan hani şeyi geçmeye çalışıyorum. Ya biz harekete sadece 1-2 sektörle geliyoruz. Bugün bir miktar geri dönüşte Türk Hava Yolları'nın tekrar gelmesi, bankacılığın güçlü kalması, bir tek kamu bankaları tarafında bir baskı var. Bunu anlıyorum çünkü raporda en altı çizilmeyen yer, hatta bir miktar dışarıda bırakılan kamu bankalarıydı. Ama ben buranın da bir miktar oyuna geri döneceğini düşünüyorum. Fazla bir hareketlilik var. Buraya artık yavaş yavaş diğer sektörlerden desteğin de gelmesi lazım. Efsane Sasa ile Ektaş'ta enteresan hareketler var. Bunları da konuşuruz. Ama buradaki hareketin biraz daha Tüpraş'ın 155'in üstüne, işte Petkim'de bir hacme, yavaş yavaş Türk Hava Yolları'nda daha coşkulu bir harekete, holdinglerin daha etkin katıldığı bir harekete dönüşebilirse yeniden 8500'lere doğru bir hareket gelir. Gelmezse de aşağı yönlü hareketlerde ciddi anlamda bir hacimde sıkıntı var. Yani çok büyük hacimle inmiyor aşağı yönlü hareketler. O yüzden çok derin bir satış olmayacak gibi bir görüntü var henüz bir sonraki hafta için, ama 8100'ün altında kaldığımız süre boyunca yine dikkat etmeye devam etmekte yarar var.